Baban iyi adamdır. Onu tanırsan çok seveceksin. Hele bir hafızası yerine gelsin. O iş numara Güven. Kandırıyor sizi, hala anlamıyor musun? Niye kandırsın canım? Doktor öyle söylemiş. Doktor da kandırmıştır o. Ondan her numara beklenir. Ali, tanımadığım bir insan hakkında böyle konuşma lütfen. Tanımıyor muyum? Bunu çok iyi tanıyorum Güven. 27 senedir bir kere bile arayıp sormadı beni. Servisi açmadık be abilade. Konuşma. Ne oluyor lan? Nerede para? Şşş. 2 gün içinde o parayı vereceksin. Yoksa seni sallandırırım. Hıp. Al şunu şimdilik idare ediver. Senin para anlayışın bu mu? Neden adam olamadığın belli zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Merhaba kızım. Ne oldu? Bir şey yok. Babanla seni almaya geldik. Ah, süper. Ferhan. Ali. Ali ne olursun bana yardım et. Allah aşkına git Zeynep'le konuş. Güven abla, sizi hatırladı diyorum, hatırladı. Baba, hatırladın değil mi? Cafer. Gördünüz mü? Bekle beni, döneceğim. Bekle beni, beklemek nedir, bilirim. Bir şafak vakti beklemek ya da gün doğumunda. Kör bir gece yarısında beklemek, döneceğim. Alışarak acılara, burkulan yüreğinle beklemek. Herkes umudu kesmişken, kimseler beklemezken bekle beni, döneceğim. Sararmadan, solmadan, umudunu kırmadan, beklemekten yorulmadan, bekle beni, döneceğim. Sararmadan, solmadan, beklemekten yorulmadan, bekle beni, döneceğim. Cafer abi bir çık ya. Cafer abi. Asım Bey'i görmüşler abi. Asım Bey'i görmüşler. Kızı gezdiriyormuş tanıdıkları falan. Buraya da gelir diye şehitliydim de abi. Sus ulan sus, bağırma. Adam içeride. İçeride mi? İçeride tabii ya. Asım Bey mi? Evet. Yalnız olsa neyse. Yanında Güven var, Zehra var. Aman şimdi yanmazdık abi. Beni duydu mu gerçekten? Ya ne bileyim duyup duymadığını. Abi şimdi ne yapacağım? Ulan git. Git lan, kafan çalışmıyor. Saklan şunu ya lan. Git. Hadi babacığım, gel. Yavaş. Siz rahatsız ettik. Kusura bakma Gönül. Ya daha yeni geldiniz arkadaşlar, nereye gidiyorsunuz? Babamı çok yorduk, biraz uzanması lazım. Asım Bey dikkatli olun. Ama iyi günler. İyi günler. Ama komşular daha yeni geldiniz, olur mu canım? Bir çay içseydik, bir soğuk bir şey içseydiniz. Asımcığım hiç kafanı takma. O zaman da yanındaydım, şimdi de yanındayım. Yani kafan öyle düşünüp hatırlamaya çalışma. Hiç gerek yok. Ya hatırlasam ne olacak zaten?
Ha, hatırlasan canın sağ ya. Ama keyfine bak. Ben her zaman yanındayım. Hadi şimdi selametle. Hadi götür, götür. Hadi selametle. Selametle kardeşim benim. Selametle. Asım Bey hadi. Vay be abi ya. Vay be abi. Uzaktan dinleyince hakikaten can diğer arkadaş sandım be abi de. Adama verdin havayı, verdin gazı, verdin gazı gönderdin be abi. Oğlum biz de boş adam değiliz ya. Hürmetle ya, abi. Neyse boş ver lazım. Sen şimdi Rıza takma kafanı. Şey git konağı bir araştır bakalım. Tamam abi. Bana oradan bir takım haberler getir. Hadi tamam gözüm. Abicim, hadi gözüm benim. Hadi. Hadi gözüm. Hadi. Hadi gözüm. Ne haber Zeynep? Ay, ne haber Ferit? İyidir. Ferhan evde mi? Evde uyuyor. Ne? Bu saatte. Dur ben bir bakayım şuna ya. Aşk olsun Ferhan ya. Hiç arayıp sorduğun yok be kızım. Ne sorayım Zeynep? Hadi, hadi kalk. Dışarı çıkıyoruz. Hadi dolaşalım biraz. Hadi. Ferhan. Gönül abla, Ferhan hiç iyi görünmüyor. Hiçbir şey yemiyor Zeynep, hep uyuyor. Hadi ben çıkıyorum. Hı hı. Zeynep, aklıma bir şey geliyor ama. Ne? Sen yakın arkadaşısın diyorum. Hani bir ağzını arasan, ha? Tamam tamam ben bunu öğrenmem lazım. Ferhan! Uyumuş. İnsan bu kadar çabuk uyur mu ya? Bu hiç hayır alamet değil. Ben çıkıyorum. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Teşekkür ederim. Ya ben bir şey istemiyorum bab. Ben hanım kızımız için geldim. Gelinimiz olur. Bayat mayat bir şey kakalamayasın diye. Estağfurullah abi. Bayat kakaladığımız ne demiyor? Ya olmaz deme. Her şey olabilir. Sonra biz birbirimizi kollamalıyız değil mi? Ona göre. Ha. Yo yo. Onu bırak, onu bırak. Şundan da koy, şundan da. Şundan. Bunlar çok iyidir, çok güzel gider. Yani tam biraz restoranlık. Biraz da şundan istiyorum. Gelin hanım, ya sana ne diyeyim ben bilemiyorum. Yani yaptığın iş yiyecek işi. Ne oluyor sonra? Ekşiyor, kokuyor falan, malzeme elinde kalıyor. Hadi bırakalım mutfak işini. Geçtik onu. Belediyeye ne diyeceksin ha? Vergisiydi, harcıydı. Vallahi insanın canından bezdiriyorlar, bildiğin gibi değil. Sağ olun Cafer Bey, biliyorum çok zor bir iş ama imkansız değil. Ben kararlıyım, hoşçakalın. Ya sana ne diyeyim ben gelin hanım ha? Sana ne diyeyim? Bak
Konakta bile elinden bir kişi tutmayacak, yalnız kalacaksın. Yap, senin neyine, senin neyine ha? Neyine senin malzeme almak? Kuru yemiş almaya sen gidiyorsun, olur mu? Olmaz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir dakika, bir dakika. Dur, sana kartımı vereyim. Bir dakika. Yani başın sıkıştığı zaman hemen beni ara, anında gelirim. Çok tamam mı? Çok teşekkür ederim. Sağ hadi, olun. Hoşça kal. Hoşça kalın. Güle güle. Ali? Konuşmamız gerek. Neden herkes benimle bir şeyler konuşmak istiyor ha? Yani konuşacak başka birini bulamıyor musunuz? Bu sadece seni ilgilendiriyor da ondan. Ben hiç kimseyle hiçbir şey konuşmak istemiyorum Zeynep Hanım. Anladın mı? Ama konuşacaksın. Hem de gerçeği söyleyeceksin. Gel benimle. Tamam söyleyin ya. Neyi bilmek istiyorsun? Ferhan'la ilişkiniz. Ne? Ferhan'la ilişkiniz diyorum. Ne kadar yakındı? Abla sen ne saçmalıyorsun? Yani birlikte oldunuz mu Ali? Ha? Ali, Ali bana bir cevap vermek zorundasın. Ali, bilmem gerek. Her şeyi her zaman bilemezsin Zeynep. Anladın mı? Merakınla yaşayacaksın. Of, öldüm öldüm bugün yorgunluktan. Oh. Abla! Abla! Ablam yok mu? Ne oldu anne? Ne yaptım yine? Benim ablamla konuşmam lazım. Gökçen'cim, teyzenin resimlerimizi gösterelim mi? Bak, teyze. Bak, bak şu güzelliğe bak. Ya. Kendi çizdi bunu. Oh, çok canım güzel benim. Hadi. Hadi bakalım. Hadi Gökçen, hadi. Hadi, hadi. Bir de çiçek nerede? Yapsın mı? Yapsın, yeşil nerede? Ne oldu Zeynep? Gökçen, kızım, annesinin balı, peteğim benim, ay ay ay, ay oh, dur bakalım, çok yorgunum annem, çok yorgunum. Bu çocuk bütün gün seni bekledi. Biliyorum anne, farkındayım ama çok yorgunum, anlamıyor musun? Ben anlıyorum ama onun anladığından emin değilim. Senin anladığını da sanmıyorum. Konu ben değilim, anladın mı? Allah razı olsun, Nevra olmasa ne olurdu bilmiyorum. Teşekkür ederim Nevracığım. Önemli değil. O zaman izin ver babamı buraya getireyim. Bak çocuğum burada, kocam burada, babam orada. Ne yapabilirim anne? Söyler misin ne yapabilirim? Anne, anne lütfen dinler misin? Zehracığım şimdi bundan bahsetmenin sırası değildi bence. İyi de Güven abla ne zaman cevap vermesi gerekse bunu yapıyor. Çekip gidiyor. Zehra, tamam. Abla babanız nasıl oldu? Nasıl olsun ki Nevracığım? Hiçbir şey hatırlamayan biri nasıl olabilir ki? Yani bunu çocukların yanında söylemesek iyi olur. Hadi ye. Hadi bebeğim Gökçen'i alıver. Hadi bakalım koş. Hoppa. Aferin. Akıllı kızım benim. Oh. Bunca yıl baba özlemi çektim. Geleceği günü hayal ettim hep. Hiç böylesini hayal etmemiştim. Hiçbir şey hatırlamıyor. Hiçbir şey bilmiyor Güven abla. Ya Zehra yanından uzaklaşınca kaybolmuş bir çocuk gibi oluyor. İnsanın içinde kaybolması kadar korkunç bir şey var mı? İyileşecek Zehra. Ya. Üzme kendini. Elimizden geleni yapacağız. Evet Zehracığım. Hasan üstünde başında da bir şey yok. Ya bir şeyler almamız lazım. İnsan babasını öyle görmeye dayanamıyor. Zehra gideriz yarın üstüne başına bir şeyler alırız. Sen bunu düşünme. Ne olur üzme kendini böyle.
Hem sen bugün çocuğunla kocanla evde kal. Ben gider Asım'a bakarım. Hayır, hayır Güven abla, duramam diyorum, anlamıyor musun? Ya anlamıyor musunuz? Onun Gökçen'den daha çok ihtiyacı var bana. Gökçen'i merak etmenize gerek yok, ben onunla ilgilenirim. Vallahi öyleyse ben de Asım Baba'ya giderim. Zehra. Bunlar eski ama içlerinde mutlaka uyanı olacaktır. Giydir onu. Öyle gezmesin. Ne haberler Rıza? Vay abi. Hürmetler. Hoş eyvallah. Geldin abi. Nasılsın abi? Sağ ol. Bir haber var mı? Abi olmaz mı abi, olmaz mı? Reyhan Hanım var ya, Asım Bey kendini terk ettiği için çok kızgınmış be abi. Ulan onu anlama, ne gerek ulan? Kuş beyin mi? Tabii kızgın olacak. He abi. Ya sen bunları bırak da şimdi bana anlat bakalım. Asım Bey'in aklı geliyor mu? Abi o kısımları pek anlayamadım be abi. Fakat bu Zehra var ya Zehra. Babasını eve getirecek abi. Fırsat kolluyor yani. Reyhan Hanım'dan korkmazsa var ya bir dakika bile beklemez adamı alır eve getirir. Adam eve gelince hafızası yeniden şey eder diye şey ettim abi. Ya tabattım kes lan kes, uzatma lafı. O evden bir daha iyi bir haber almadan gelirsen ayaklarını kırarım senin. Tamam. Ulan abi. Dedikodu etmeye mi çağırıyoruz seni buraya be? Hadi gitme. Hürmetler gel, abi, hürmetler gel, abi. Gel. Allah Allah. Ulan senin... Allah'ım ya. Nelerle uğraşıyoruz. O kadar da şey diyoruz ha. Zehra, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yürü sen, bana bakma. Ver şunları ya. Her şey yoluna girecek, göreceksin. Hasan. Beklemiş. Bunca yıldır. Hiç kimseye bir şey hissettirmeden. Ya bilmediğin daha kim bilir neler var. Annene karşı biraz daha anlayışlı olsan. Bey. Ferhan'la konuştun mu? Nasıl? Pek iyi değil. Aman yalnız bırakmayalım bu ara. Saçma sapan şeyler yapabilir. Bey, aslında ben diyecektim. Ya kadın ki... çekil ayağımın altından. Adamın aklı başına gelmeden kadını ikna etmeliyim konağın satışına. Allah Allah. Allah Allah. Ya ne yaptı acaba? Yardım edeyim mi? Ya giyinmesini hatırlar. Merak etme sen. Öyle deme Hasan. En basit şeyleri bile öğretmeniz gerekebilir dedi doktor. Baba. Bunu ne yapacağım? Ben yardım edeyim. Evet. Şimdi buradan tutup bunu buradan geçiriyorsunuz. Buradan da kapatıyorsunuz. Tamam. Reyhan abla! Reyhan abla! Efendim? Cafer Bey geldi. Niye gelmiş? Vallahi bilmiyorum. Aşk olsun Reyhan Hanım. Yani bunca yıllık dostluktan sonra buraya gelmek için bir bahanemiz mi olması gerekiyor? Bilmem. Bunca yıllık dostluk son zamanlarda epeyce zarar gördü Cafer Bey. Biliyorum. Biliyorum ama şey, sizinle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Burası da çok kalabalık. Dışarıda konuşabilir miyiz? Şunlara bak Hasan. Babacığım bak. Bunları hatırladın mı? Kan.
karne günümüzdü, hatırlıyor musun? Bizim sınıfta karnelerimizi dağıtmıştın. Arkasından hepimize birer gazoz almıştın. Uğur'a bak. Uğur'u hatırladın mı? Hatırlayacaksın babacığım. Gördün mü? Necat amca. Yanında Uğur amca var. Bak, Mahir amcaya bak. Hepsi senin arkadaşların babacığım. Gördün mü? Bahçedesiniz. Bir bakayım. Bak babacığım, Güven ablanın gençliğine bak. Gördün mü? Annemle yan yanalar. Hatırlıyor musun? Burayı hatırlıyor musunuz? Eskiden oturduğumuz evin avlusu. Hastaneden sonra Zehra sizi buraya getirdi. Hatırladınız mı? Bu kız niye ağlıyor? Anneciğim, hadi gelin. Gelin içeri gidelim. Önemli bir şey yok. Gelin. Hadi anneciğim. Keşke elime bir iş alsaydım. Anneciğim, gözleriniz yoruluyor zaten. Hafize ablayla karşılıklı çay içersiniz. Asım ne olacak? Bunu da yalnız bıraktık. Anneciğim yalnız değil. Kızı var, damadı var yanında. Hadi gel. Hadi canım benim. Bak baba, burayı hatırlıyor musun? Burası bizim konak. Eski hali. Bak. Çok insan vardı. Evet. Çünkü düğün... Beni oraya götürün. Nasıl yani baba? Nereye? Beni oraya götürün. Hasan. Hadi. Hadi ver. Şuna bak. Gören de bir iş yapıyor zanneder. Öyle deme Zeynep. Bayağı çalışıyor. Koşuşturuyor, ölçüler alıyor. Adam edecek galiba burayı. Burası adam olmaz Sakine. Gelin hanım da bunu anlayacak ama iş işten geçmiş olacak. Hazır müşteri varken satmadık diye kafamızı duvardan duvara vuracağız sonra. Hayrola Gönül abla? Yoksa Ferhan'a bir şey mi oldu? Yok, aynı. Yemek içmek yok. Ya ağlıyor ya uyuyor. Gözünün yaşı sel oldu Zeynep. Ben de bir şey öğrenebildim mi diye merak ettim. Benimle de konuşmadı, gördün işte. Zeynep, kardeşinle konuştun mu? Bir cahillik etmişler mi? Daha sordum, soruşturdum ben. Anladığım kadarıyla öyle bir şey olmamış. Oh, iyi bari, çok şükür. Zeynep, iyice sıkıştırdın mı? Ne? Belki yalan diyordur. Kim? Ali mi? Ali ya. Ya yalan söylüyorsa? Ya kız gebeyse? Ya geç kalırsa? Ya Gönül abla, yok öyle bir şey. Amma evhamlandın ya. Sen bilmezsin. Ya düşerse? Sen bilmezsin. Nereden bileceksin? Gönül abla, ne olur şu gebelik meselesini unut artık. Hem kimseye de bir şey söyleme sakın. Ben sonra Uğrar Ferhan'la konuşur, onu rahatlatırım. Hassastır benim canım arkadaşım. Biliyorsun sen de. Biliyorum Zeynep. Ondan diyorum. Düşerse kalkamaz. Zeynep, ödüm kopuyor. Ya gebeyse? Evde de kimse yok, tek başına. Ay Gönül abla, ay Gönül abla, yeter ne olur, Allah Allah. Yok öyle bir şey diyorum işte. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Ne zaman çıktı anne? İyi, iyi, tamam. Tamam, getiriyoruz artık. Ya Zehra, çok büyük hata yapıyoruz. Ya öyle deme Hasan. Babam konağı hatırladı. Belki de her şeyi hatırlayacak. Hey gidi kaley. Keşke biz de onun gibi yıkılmadan ayakta durabilsek. Duruyoruz işte Cafer Bey. Kale de burada, biz de buradayız. Öyle mi diyorsun?
Aslında her şey o kadar çok değişti ki. Çocukları diyorsan kendi hayatları bizden çıktı artık. Yo, ben onları kastetmiyorum. Benim söylediğim başka bir şey. Kusura bakma ama bunları söylemek zorundayım. Gözümün önünde yıkılıp gidiyorsun. Merak etme, ben başımın çaresine bakarım. Tabii tabii bakarsın, biliyorum. Bir zamanlar yanımda Güven vardı, ben vardım. Ama yine de kendi kendine ayakta durdum. Aileyi sen tek yumruk halinde ayakta tuttun. Yapayalnız mücadele ettin. Şimdi tam rahat edecekken her şeyi alt üst ediyorlar. Kafalarına göre hareket ediyorlar. Ya, susayım diyorum, susamıyorum Reyhan yenge ya. Öyle değil mi? Ali bu sefer çok hevesli konak konusunda. Ha, biz biliriz onun hevesini. Söz verdi bu sefer. Canım Asım da söz vermişti. Anladım Cafer Bey. Ya ben seni korumak için söyledim. Kalkalım lütfen. Hatırlamadı. Rüyasında gördüğünü söyledi. Aynı, şey, aynı şey. Aynı şey. Rüyayı da hatırlama. Aynı şey. Hatırlamak böyle olmayacak. Yani doktorun dediğine göre. Doktorun ne söylediği umurumda bile değil. Ben inanıyorum. Babam her şeyi hatırlayacak. Hadi babacığım. Hadi. İşte. Bir şey hatırlatıyor mu baba? Bak bu sokağı hatırladın mı? Ya çok var mı üstüne? Ama Hasan. Yürüyüş yordu zaten. Beni biraz yalnız bırakın. Emin misin baba? Beni yalnız bırakın. Öğrenmen lazım Gökçen. Dayın köşkü sattırmadı. Daha çok uzun bir süre bunları katlamaya devam edeceğiz. Aferin sana. Ama ben sıkılmıyorum. 30 yıl katla da bak bakalım sıkılıyor musun, sıkılmıyor musun? Ali'nin bir karış aklı havadaydı. Gitti kendi gibi birini buldu. Olan da bize oldu tabii. Tam buradan satıp kurtulacağız derken çakıldık kaldık. Zeynep. Delirdin mi sen? Neler anlatıyorsun çocuğa? Ne var canım, o kadar küçük değil ki. Uzatma. Sen gelsene benimle biraz. Gökçen'cim. Hayatım biz gelene kadar burada güzel güzel peçeteleri katlar mısın? Hey, tamam. Canım, canım benim. Kaytarmak yok. Ne? Babam geldi dışarıda. Ne? Burada mı? Evet. Bana ne ya? Zeynep ne bana nesi? Babam diyorum. Babam, babamız. Niye getirdin abla? Kendi istedi. Ya avluya bakıp çıkacağız zaten. Belki hatırlar. Peki ya annemiz abla? O adamı buraya getirdiğini duysa var ya, annem kahrından ölür. Gökçen, yavrum sakın ben gelene kadar buradan ayrılma, tamam mı? Çok daha önemli bir şey var. Gülümse.
Yusuf. İyi misiniz? Bir dakika. Bir şey oldu. Ne oldu? Ferhan hamile olabilir. Ne? Şşş. Kim dedi? Gönül abla şüphelenmiş. Tavırlarından filan yemek yemiyormuş ve sürekli de uyuyormuş. Aman Zeynep. Abartmıştır Gönül abla. Evhamlı kadının tekidir o. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de pek iyi görmüyorum Ferhan'ı. Tamam. Ama bu hamile demek değil ki. Öyle mi diyorsun? Sen al onu bir ruh doktoruna götür ha. Zaten hassastı. Ay iyice alt üst oldu kız. Ay, abla. Canım. Babanız biraz kötü oldu galiba. Sen babana bakmayacak mısın Zeynep? Sana mı soracağım kime bakıp bakmayacağımı Nevra? Ha, ben Ferhan'a gidiyorum. Bana ihtiyacı olana. Ağlama baba. Lütfen ağlama. Ablamla konuştuk da bir doktora gösterin diyor. Ne diyor benim aklıma geleni? O konuda aslında çok bir da... Bir dakika. Ne doktorundan bahsediyorsunuz siz? Biz ne doktorundan bahsedeceğiz Ferit? Ne doktoru? Benden bir şey gizlemeyin Zeynep. Ne gizleyeceğiz senden Ferit? Sen bağırma. Bana ne yapacağımı söyleme. Ferhan! Ferhan! Aç lan şu kapıyı. Ne oluyor ya? Ne doktorundan bahsediyor bunlar? Şerefsiz. Nasıl güvendim lan ben sana? Ne doktor be? Ne doktorundan bahsediyorsunuz? Marangoz aradı. Kendisi gelecekmiş ölçüyü almaya. Söylersiniz Nevra Hanım'a. Tamam. Ben söylerim Ulvi. Bayağı hızlı girişti Nevra desene. Ben bir şeyler alacağım. Tamam hadi sen işine bak. Ay. Ferit. Nasıl yaparsın lan bunu Ferhan'a? Ha? Nasıl yaparsın? Dur. Ulan biz kardeş gibiydik be. Kardeş gibiydik. Bırak. Hiç mi değeri yoktu lan bunun? Ferit. İyi misin? Adama bak. Durup dururken saldırdı. Durup dururken...
dururken olmadığını sen de biliyorsun Ali. Nereye kadar gizlemeyi düşünüyordun? Neyi? Neyi? Ferhan'ın hamileliğini. Nevra! Nevra bak. Senden bazı şeyleri gizlemiş olabilirim ama Ferhan'la aramızda bir şey olmadı. Ben kör değilim Ali. Sana nasıl baktığını görüyorum. Ya düşündüğün gibi değil. Ben sağır değilim. Neler konuşulduğunu duyuyorum. Kim konuşuyor? Ne konuşuyor? Hamile bıraktığın kızı konuşuyorlar. Bak dinle beni. O kızın eline bile dokunmadım ben. Tek suçum varsa o da aşkını reddetmemekti. Üzmemek için. Bana tutulduğunun farkındayım. Ama geçer sandım. Ama ona asla yanlış yapmadım. Ben her şeyi duydum Ali. Ne duyduysan yalan, tamam mı? Ya bana güvenirsin ya da bu iş biter. Bana güvenmeyen bir kadınla asla yaşayamam ben. Yoruldun mu baba? Biraz. Dinlenelim şurada azıcık. Mahvoldu adamcağız. Ben sana söyledim Zehra. Buraya kadar gelmememiz lazımdı. Hasan, esas geri götürmemiz hata. O evine ait. Kendi evini ziyaret etmek için böyle gizli gizli dolaşması doğru mu sence? Annen hayatta izin vermez. Annem sadece kendi acı çekiyor zannediyor. Babamın biraz önce nasıl acı çektiğini görseydi. Söylemiyor ama bir şeyler hatırladı. Geri dönüyoruz. Anlamadım. Dönüyoruz dedim. Kalk babacığım, dönüyoruz. Nereye gidiyoruz? Eve. Eve babacığım, evine. Yapma Zehra. Hasan, bir kere annemin değil de benim yanımda ol, olur mu? Dön dolaş yine buradayız. Gönlüne selam söyle. Bağıştın Ereyan Hanım. O adam tekrar hayatınıza girecek diye çok korkuyorum. Öyle bir şey olmayacak. Peki ya o çocuklar onu tercih ederse? İkimizden birini tercih etmek zorunda kalacaklar. Neyse, hayırlısı. Bakın her zaman yanınızdayım. Biliyorsunuz eski dost düşman olmaz, biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ha? Ne diyorsun? Sana ne yapmaya çalışıyorsun dedim. Ne diyorsun Ali, anlamıyorum. Bana bak. Aramızı bozamayacaksın, tamam mı? İstediğin yalanı söyle ama karımla aramızı bozamayacaksın. Biz birbirimizi seviyoruz. Ne diyorsun? Niye böyle şeyler söylüyorsun? Anlamıyorum. Bana bak. Nasıl bu kadar alçaldın ha? Nasıl bu kadar küçüldün? Nevra benden ayrılacak. Ben de sana dönerim mi zannettin? Şunu kafana iyice sok. Ben hep Nevra'yı sevdim. Ve hep Nevra'yı seveceğim. Bana bunu neden yapıyorsun? Ali! Bana bunu neden?
neden yapıyorsun? Barbunya aldım. Ayıklayacağım, difrize atacağım. Kışın şöyle bir pilaki yapar yeriz. Allah razı olsun. Kışa çıkacak mıyız bakalım? Çıkmayacak mıyız? Yani böyle insanın moralini bozmak için bilebilsin İbrahim. Öyleyse sen niye her gün çiçeklerini suluyorsun ha? Mış. İstediğin yalanı söyle ama karımla aramızı bozamayacağız. Biz birbirimizi seviyoruz. Sevgisiz geçtiyse bir gün yazın. Ben hep Evra'yı sevdim ve hep onu seveceğim, anladın mı? Olmuş inan, inan arkadaş. Sevgisiz geçtiyse bir günün yazı. Neden yapıyorsun? Olmuş inan, inan arkadaş. En boş günün artık o gündü. Yürek denmez ona, denmez arkadaş. Sevmek haram, sevmek haram, sevmek haram. İnan arkadaş. Sen Gökçen'sin değil mi? Evet desene kızım. Evet. Adını söyle.
Gökçen pasteler. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın kızım? 6. Of, benim sana. Bu resimleri sen mi yaptın? Boya kalemlerini kim aldı? Babam. Baban. Adam bu konağa adımını atarsa çocuklarımmış, evimmiş demem giderim. Anladınız mı? Giderim. Ve ne sizi ne de adınızı alırım. Anladınız mı? Bu konağa o adamın ancak ölüsü girebilir. Duydunuz mu? Ancak ölüsü girebilir. Ya da birimizin ölüsü çıkar.